Pekiştirme testi 7'de ilk sorumuza baktığımızda aşağıda verilenlerden hangisi hava kirliliğini önler diye sorulmuş. Endüstriyel atıklar hava kirliliğini artırır. Fosil yakıtların kullanımı hava kirliliğini artırır. Çöl fırtınaları e, hava kirliliğini artırır. Binaların yalıtımının sağlanması, e, daha az yakıt kullanılmasına sebep olacağı için hava kirliliğini azaltmış olur. Günlük hayattaki taşıt kullanımı yine hava kirliliğini artırır. Dolayısıyla önlemek için e, yalıtım doğru cevap olmuş olur. Teşekkür. İkinci soruda dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük çevre sorunlarından biri olan ekolojik ayak izi üzerinde durulmuş. Buna göre insanlar olaylarından hangi derece artan nüfusa rağmen ekolojik ayak izinin çok fazla büyümesini engelleyebilir diye sormuş. Ne yaparsak ekolojik ayak izimizi küçültürüz diyor. Park ve bahçelerde daha su tüketen bitkileri kullanmak doğaya faydalı bir durumdur. Ekolojik ayak izini küçültür. Doğal, doğal ışıktan daha az yararlanmayı sağlayacak bina tasarımı. Bu sefer elektrik kullanırız ve daha çok enerji tükettiğimiz için ekolojik ayak izimiz büyümüş olur, verdiğimiz zarar büyür. Kağıt, plastik ambalaj kullanımını artırırsak yine çevreye verdiğimiz zarar büyür, ayak izimiz büyür. Kendi yaşadıkları ülkede üretilen besinleri tüketirsek nakliye gerekmeyeceği için daha az yakıt kullanılacaktır. Bu da ee, tasarruf sağladığı ve ekolojik ayak izini küçülttüğü için de faydalıdır, engelleyebilir. Amacımız ekolojik ayak izini küçültmek olduğu için doğru cevap C şıkkı 1 ve 4 olur. üçüncü soruda küresel iklim değişiklikleri aşağıdakilerden hangisinin doğrudan nedenidir diye sormuş. Küresel iklim değişikliğinin ana nedeni havada karbondioksit, metan, su baharı gibi gazların birikmesi sonucu atmosferde sera etkisinin oluşmasıyla hatırlarsanız, dolayısıyla hava kirliliği doğrudan nedenidir küresel iklim değişikliğinin. Dördüncü soruda grafikte belli bir göl ekosisteminde su kirliliğinin zamana bağlı değişimi gösterilmiş. Burada su kirliliği özetlenmiş. Grafikteki bilgilere göre hangisi doğrudur diye sorulmakta. T2 zaman aralığında ekosistemde canlı sayısı azalır. Kirliliğin arttığı durumda canlı sayısının azalmasını bekleriz. Doğrudur. T3 zaman aralığında ekosistemdeki canlıların beslenme biçimi değişir denilmiş. Burada su kirliliğinde de bir değişim olmadığını düşünürsek herhangi bir beslenme değişikliği beklenmez. T4 zaman aralığında ekosisteme canlı göçü azalır. E, T4 zaman aralığında su kirliliği yüksek düzeyde dolayısıyla e, bir azalma söz konusu düşüş söz konusu bu durumda o bölgeye e, ekosisteme canlı göçüşün artmasını bekleriz e, dolayısıyla doğrudur dediği için cevap A şıkkı yalnız bir olur. Beşinci soruda gibi durumlardan hangileri biyolojik çeşitliliği Etkiler diye sormuş. İklim koşulları çeşitliliği etkiler. Coğrafik koşullar, toprağın özellikleri bitkileri etkileyeceği için e, diğer hayvanları da, diğer canlıları da, organizmaları da doğal olarak etkiler. Dolayısıyla bunların hepsi e, biyolojik çeşitliliği etkili faktörlerdir. Sera etkisiyle ilgili hangileri gözlenir diye sorulmuş. Atmosferin ısınması söz konusudur. Atmosferin oksijen miktarının artması olmaz. E, bu durumda zaten sarı etkisi olmazdı. Oksijen miktarı azalmakta, diğer gazlar karbondioksit, metan gibi gazlar artmakta. Isıya bağlı olarak buzulların erimesi beklenmekte. Kıyı ekosistemlerinin değişmemesi söz konusu olamaz. Kıyı ekosistemlerinin büyük bölümü sular altında kalıp canlıların yaşam alanları da doğal olarak bundan etkilenecektir. Bu durumda gözlenir dediği için doğru cevap 1 ve 3 C şıkkı olur. Yedinci soruda asit yağmurlarının oluşumu sırasında olayların gerçekleşme sırası sorulmuş. Baktığımızda ilk olarak fosil yakıtlardan oluşan gazların atmosferde birikimi ki e, bunlar özellikle e, azot dioksit ve sülfür dioksit gibi gazların o 2 SO2 gazları. Daha sonra e, kükürt ve azot gazlarının atmosferde su ile tepkimeye girmesi yani 3 Arkasından atmosferde sülfürik asit ve nitrik asit oluşumu ve bu oluşan asidin kar ya da yer yeryüzüne inmesi sıralaması şeklinde olmalı. Yani doğru cevap B şıkkındaki gibi olur. Sekizinci soruya baktığımızda hangileri asit yağmuru oluşumunun azalmasında olumlu etki göstermesi beklenir demiş 2018 mevzu sorusunda amacımız asit yağmurlarını azaltmak bireysel taşımacılık yerine yani toplu taşımacılığı yaygınlaştırırsak e, havaya verilen gaz miktarı azalır dolayısıyla asit yağmurları azalır elektrik eldesinde termik santrallerin yaygınlaştırılarak Yapılması termik santraller çevre kirliliğine neden olacakları için fosil yakıtların tüketimi sebebiyle bunları yaygınlaştırırsak bu durumda asit yağmurlarında artış görürüz. Yanlış olur. Biz azaltmak istiyoruz. Fabrika bacalarında filtre sistemleri kullanırsa havaya verilen gazlar azalacağından dolayı bu gazların azalmasına bağlı olarak asit yağmurları da azalır. Doğrudur. Bu durumda doğru olan E şıkkı 1 ve 3 olur. 9. soruda hangisi bir ülkede tür çeşitliliğinin fazla olmasını en az etkiler diye sorulmuş. Farklı habitatların bulunması tür çeşitliliğini etkiler. Yükseklik farklılıkları, coğrafya engeller, farklı iklim tipleri bunlar hep e, bir e, ülkedeki tür çeşitliliğini, zenginliğini etkileyen faktörlerdir. Ama popülasyonlar arasında genel alışverişinin sürekli olması gibi bir açıklama anlamsız olur. Çünkü popülasyonlar arasında gen alışverişi olmaz. Gen alışverişi popülasyon içinde olur. Aynı tür canlılar ancak kendi arasında üreyebilir. Farklı popülasyonlar, farklı türler kendi arasında üreyemeyeceği için gen alışverişi zaten mümkün değildir. Dolayısıyla B şıkkı tür çeşitliliğini en az etkileyen faktör olur. 10. soru 2020 M sorusu. Doğada Aşağıdaki olaydan hangisi atmosfere karbondioksit salınmasına neden olmaz diye sormuş. Yani hangi olay karbondioksit vermez? Fosil yakıtları karbondioksit verir, hücresel solunum karbondioksit verir, fotosentez havadan karbondioksit alıp kullanır. Dolayısıyla karbonik salınmasına neden olmaz. Kireç taşlarının çözülmesi karbondioksit verir. E, ayrıştırıcıların faaliyetleri e, yine karbondioksit oluşturur solunum yaptıkları için ama fotosentez havadaki karbondioksiti azaltan bir olaydır. E, karbondioksit neden olmaz. 11. soruda dünyada gözlenen su, hava, toprak kirliliklerinin insanda çeşitli hastalıklara neden olma ilişkisine göre doğru eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir diye sormuş. Ee, özellikle tifo, dizenteri sarılık gibi hastalıklar e, su yolu ile e, bulaşmaktadır. E, havadan bulaşan hastalıklar e, astım olabilir hava kirliliğine bağlı olarak. Aynı zamanda topraktan da amipti dizenteri bulaşımı söz konusu olabilir. Bu yüzden bunu en iyi ifade eden seçenek A şıkkı olmuş olur. 12. soruda su ayak izi ile ilgili doğru olan sorulmuş. Birim zamanda buharlaşma dahil kullanılan ya da kirletilen su miktarı ile ölçülür. Doğrudur. Evrensel su tüketiminde tasarrufu alışkanlık haline getirmek su ayak izini minimize etmeye yardımcı olur. Mantıklı bir açıklama. İnsanların tükettiği mal ve hizmetlerin yapımında tüketimi ne kadar harcanan su miktarının saptanması ile ise önemli bir araçtır. Dolayısıyla ne kadar su tüketildiğini hesaplamış oluruz. Su ayak izinde bunların hepsi doğru olmuş olur. E şıkkı doğrudur.